Çiçeğin mutfağına hoş geldiniz. Söyleyiş tarzım bu, tamam mı? Şimdi bugün mutfağımda harikalar yaratan biri var. Ama yüzünün gözükmesini istemiyor. Ben de buna saygı gösteriyorum. Ekin benim kızımdan bayağı bir küçük. Bebekliğini biliyorum. Arkadaşımın kızı. Ama büyümüş, tıp fakültesini kazanmış, bir de üstüne üstlük çok iyi aşçılık yapıyormuş. Şimdi Ekin'cim söyle bakalım, sen bugün bize ne yapacaksın? Bugün size kremalı kaşarlı tavuk ve pesto soslu makarna yapacağım. Kremalı kaşarlı tavuk, bir de ne? Pesto soslu makarna. Pesto soslu makarna, bu özelliği buymuş. Bakar mısınız? Pesto soslu makarna. Şimdi bu biberleri nasıl kestin? Jülyen doğradık. Jülyen doğradın. Ne demek jülyen? Böyle ince ve uzun bir şekilde doğruyoruz biberlerimizi bu şekilde. Şu kırmızı biberin adı ne? Kapya. Kapya biberi. Bunlar Fransızlar mı söylüyor böyle? Ya biberi de olabilir yani. Niye şeyler böyle YouTube'da kapya biberi diyorlar? Bilemiyorum. Jülyen kesim diyorlar. Kesim için ince uzun demektense jülyen demek daha kolay geliyor olabilir. Fransızca eğitim aldığın için olabilir. Bu zeminde değerlendirmenizi gerektiren bir durum yok. Bu yanlış bir yaklaşım.